Vekilin TV olarak 17. İzmir Kitap Fuarı'ndayız ve yanımızda çok değerli bir büyüğümüz var. İzmir CHP Milletvekili Sayın Mehmet Ali Susam. Kendisi de bu pazar gününde fuarı ziyaret etmiş. Tabii burada yakında da bir şey görüyoruz, Balba için özgürlük diye. Kendisi de anlatacak özellikle niçin buradalar. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Bugün ben Sayın Mustafa Balbay'ın millet iradesiyle seçilerek parlamentoya milletvekili olarak kabul edilmesinden sonraki süreçte özgürlüğüne kavuşmamasını protesto etmek için buradayız. Balbay'a özgürlük istiyoruz. Bu anlamıyla gazeteciler cemiyetiyle Balbay'a özgürlük platformunun ortaklaşa düzenlediği bir etkinliğin sonucu buraya gelip Balbay'ın kitaplarını imzalayıp Balbay'a destek veriyoruz. Bildiğiniz gibi bu konuda seçilmiş parlamenterlerin şu an parlamentoda görev yapamaması gerçekten ülkemizin parlamentosu adına büyük bir eksiklik. Bu eksikliğin giderilmesi doğrultusunda parlamentoda yaptığımız mücadelenin ötesinde kamuoyunda geniş bir mücadele yapmaya ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan doğan bir çalışmayı bugün gerçekleştiriyoruz. Peki biliyorsunuz İzmirliler adliyenin önünde çok beklediler. Oradan çıkan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yakından takip ediyorsunuz. Yani ki sizler de oradasınız. Tabii ki İzmir Adliyesi'nde özel yetkili mahkemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yargılanmasını bir kere doğru bulmuyorum. İzmir Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Kamu kuruluşu olarak her türlü evrakı ve işlemleri hem bakanlıkların hem de diğer kamu kurumlarının denetimi altında olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda denetimleri yapabilen Sayıştay'dan başlayarak birçok kurumlar vardır. Orada adli olarak da bir yanlışlık varsa onun denetim yerleri özel mahkemeler değil, adli yargının diğer birimleri olmalıdır. Bugün özel yetkili mahkemeler maalesef Türkiye'de özgürlük adına çok yanlışlıkların yapıldığı, yargının siyasallaştırıldığı konusunda genel kanıyı güçlendiren eylemleriyle toplum tarafından adalet dağıtılmadığı noktasında bir kanaat oluşmuştur. Bu anlamıyla dünkü alınan kararlar ve oluşturulan sonuç da toplumu tatmin etmemiştir. Bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlar adil bir yargılama değil, tam tersine özel yetkili mahkemeler kanalıyla siyasallaştırılmış kararlar olarak görülmektedir. Ben bu anlamıyla bu kararı tabii ki toplumun vicdanına bırakıyorum. Bir de biz bugün Vekinti yok. Özel sorularımızdan bir tanesi KPSS bu yıl 5 milyon öğrenci girecek. İzmir'den de 100 bin kişi. Ve genelde öğrenciler çok ümitsiz, umutsuz. Özellikle 4+4+4 eğitim sistemi. Bunu da nasıl etkileyecek? Bunu da yakından takip ediyor musunuz Sayın Vekil? Tabii ki parlamentodan geçen bir yasa olarak bu yasanın her aşamasında yasayla ilgili görüş önerileri ve düşüncelerimizi söyledik. Bu yasanın olumlu olmadığını, eğitim sistemini böldüğünün altını çizdik. Bu anlamıyla da bundan sonraki süreçte Türkiye eğitim sistemi ciddi bir yara almıştır. Bu yaranın telafi edilmesi için Türkiye'de milli eğitimi bölmeyen, tam tersine bütünleştiren ve Türkiye'de eğitimin gelecek kuşakları yaratmada önemine inanmış bir siyasal iktidara ihtiyaç vardır. Ben gençlerimizin umutsuzluğa düşmeden tam tersine mücadele etmelerini ve çalışmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye değişecektir. Hiçbir iktidar kalıcı olamamıştır, olmayacaktır. İnşallah yeni dönemde Türkiye'de yeni bir iktidar ve yeni bir eğitim sistemiyle çağdaş eğitimin ve üniversitelerin parasız ve herkesin okuyabildiği kurumlar haline gelmesini sağlayacağımıza inanıyorum. Son olarak biz Vekilin TV olarak vekillerimizi Ankara'da 24 saat geçiriyoruz. Sizden de böyle bir şey talep ediyoruz. Yakın zamanda sizle beraber Ankara'da vakit geçirecek miyiz? İnşallah uygun bir zaman olur. Birlikte olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun.